Ben bir koyu balığıyım. Şu anda siz ne görüyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum. Ama ben bir koyu balığıyım. Hani o suyun akışının tersine yüzen sazan var ya, işte o benim. Hayatım boyunca annemden en sık duyduğum cümle. Herkes bu tarafa giderken sen tersine gitmek zorunda mısın? Hayır anne zorunda değilim. Ama başka ne yapabilirim ki? Ben bir koyu balığıyım. Tamam tamam. Anneme hiçbir zaman bu kadar afilli bir cevap veremedim. İnsan annesiyle böyle metaforik konuşamaz zaten. Böyle diyaloglar ya filmlerde olur ya hikayelerde. İşin aslı. Anneme istediğim gibi bir cevap vermeyişimin bir başka nedeni de onun pek marifetli bir mesajcı olmasındandı. Benim neden bir hikaye anlatıcısı olduğumun cevabı biraz da onun hikayesinde saklı. O yüzden ben bugün anlatmaya biraz evvel zamandan başlayacağım. Annem öyle bir kıssa güzardır ki ona herhangi bir şeyden bahsedin. Komşunuzun gürültüsünden, müdürünüzün adaletsiz davranışlarından, kavuşamadığınız aşklarınızdan, parasızlıktan, cömertlikten, hastalıktan, ölümden. Herhangi bir konudan dem Annem hemen Zihnindeki misal haritasını açar ve sizin duygu durumunuza uygun bir hikaye seçip anlatmaya başlar. İlginç bir şekilde bütün sorularınıza cevap verir. Peki annem bunu nasıl yapıyordu? Annem her olaya karşılık bir hikaye anlatabildiğine göre binlerce hikaye biliyor olmalıydı. Evet annem çok hikaye biliyordu ama sandığınız kadar değil. Çünkü bazen farklı bir olayı anlatmamıza rağmen aynı hikayeyle cevap veriyordu. Ama bu aynı hikaye farklı olaya da cevap veriyordu. Allah Allah. Hikaye sihirli miydi? Belki de. Ama olayları kaldırın, altından duygular çıkar. Hikaye dediğiniz şey ne ki? Duygular yumağı, iç içe, kat kat. E, temelde 6-7 duygu olduğunu söylediklerine göre annem çok bile hikaye biliyordu. E, eğer karşınızda iyi bir hikaye anlatıcısı varsa size düşen en iyi rol iyi bir dinleyici olmaktır. Benim de bütün yıllarım şifahi tedrisatla annemden kıstalar, hikayeler, meseller, acayip sergüzeşler dinleyerek geçti. Peki annem bu kadar hikayeyi kimden öğrenmiş Nasıl duymuştu? Söyleyeyim. Anneannesi ekmek pişirirken anlatmış, arkadaşı kilim dokurken, halası sohbet ederken, masalcı Mıtıllah dayı dağ dağ bayır bayır gezerken, bir gece bizimkilerin evinde kalmış da yıldızların altında damda anlatmış. Ama en önemlisi, annem bütün bu süreçte içgüdüsel olarak kendi analarını hikaye etmeyi, meselleştirmeyi öğrenmiş. Evet. Benim hayatım böyle başlamıştı. Ama derler ki eskiler, bir insanın hayatının evveliyle ahiri biri olmaz. Doğru. Benim hayatım da üniversiteyi kazanıp başka bir şehre taşınınca tepe taklak oldu. Eh, arkadaşlarımın arasında en çok hikaye bilen bendim. O yüzden de masadaki en tutkulu, coşkulu anlatıcı çoğunlukla ben oluyordum. Kelimelerle aramın iyi olduğunu, konuşmayı sevdiğimi söylüyorlardı. Onlar öyle dedikçe ben daha çok anlattım. Onlar istedikçe ben daha çok konuştum. Konuştum, konuştum, konuştum. Sonra bir baktım, sözcükleri öylesine saçıyorum etrafa damıtmıyorum, bekletmiyorum, sabretmiyorum, azaltmıyorum. Onları ehlileştirmiyorum. Geldiği gibi gönderiyorum. Bu arada da tatillerde annemi görmeye devam ediyorum. Yine bir gün böyle bir tatilde annemin yanına gittim. Annem bin birinci kez anlattığı hikayeyi yine anlatıyor. Ama ilk defa dinliyormuş gibi dinliyorum. Sonra bir baktım Allah Allah. Hikayede yeni pırıltılar var. Daha evvel görmediğim şeyler. Bu hikayede böyle bir şey var mıydı? Neden daha önce dikkatimi çekmedi? Evet. Yeni şeyler görmeye başlamıştım hikayede. Çünkü ben değişmiştim. Bakışım değişmişti. İdrakim değişmişti. İşte o an bir şey fark ettim. Benim bir teraziye ihtiyacım vardı ve sözcükleri terazinin iki kutbunda da tartmaya bir anlatırken bir dinlerken. Böylelikle içimde hala tutkulu, coşkulu konuşmayı seven, genetik ve kültürel olarak da bu konuda şanslı konuşkan bir hayvan olmasına rağmen kendimi tuttum. Çünkü her şey zıttıyla olgunlaşır. Böylelikle benim için başka bir bilinçle sükut nehrinde tersine yüzüş başlamış oldu. Artık susuyordum. Ne kadar konuş deseler de aa, -a, -a. Susuyordum. Dinliyordum ve sadece hikayeler toplamaya başlamıştım. Hani derler ya kırk düğüm. Hakikaten de o kırk düğümü attım. Ve arada bir topladıklarımı anlatmaya başladım. Hatta bir süre sonra da anlattıklarımdan yola çıkarak keşiflerimi anlatıcılık atölyesi altında paylaşmaya başladım. Ama bunu söylemeliyim ki insanları birazcık kandırıyorum. Çünkü anlatıcılık atölyesi başlığı altında insanları toplayıp onları kapıdan geçirip susma bahçesine alıyorum. Oraya geldiklerinde şaşırıyorlar arkasına bakmadan kaçanlar var mı? Var. Çünkü hala insanlar için en korkutucu yerlerden birisi neresi biliyor musunuz? Sessizlik vadisi. Ama sorsan herkes hikaye anlatmak istiyor. Ama herkes susmak istiyor mu? Eğer hikayeleri işitmek istiyorsak sükut edeceğiz. Ne kadar çok sessiz kalırsak o kadar çok hikaye işitiriz. Peki siz? En son ne zaman sessizce oturdunuz? En son ne zaman bir başkasını hiç araya girmeden birkaç dakika? Hadi birkaç saniye diyelim. Kaç saniye dinlediniz? Evet, kolay değil. Şimdi öyle bir anlattım ki ben şöyle dinlerim, böyle dinleyeceğim dedim, değil mi? Ama aslında öyle değil. İçinde yaşadığım su gibi ruh halimde gel gitli. Benim bu dinleme halim bir süre sonra bir lanete dönüşmeye başladı. Nasıl? Bir de derler ki ruh görünmüyor. Yahu nasıl görünmüyor? Ben nereye girsem benim ruh alarm veriyordu. Geliyor geliyor. Kuyu kadar ağzı sıkı dinleyici geliyor. Anlat kurtul. Herkes anlatmaya başladı. Otobüste yanıma oturan. Hemen bütün sırlarını döküveriyor. Markette sırada beklerken önümdeki arkamdaki beş dakika önce tanıştığım herkes her şeyini anlatıyor. E ben de dinliyorum. Sadece dinlemekle kalmıyorum. Anlıyorum, hak veriyorum. Yıllar içinde binlerce insandan bin bir çeşit hikaye dinledim. Hatta diyorum ki vasiyetim var. Eğer bir gün ölürsem mezar taşıma yazın. Anlamaktan öldü. Ama bir sabah uyandım. Dedim tamam. Ben bugün aydınlandım. Bundan sonra en azından bir süreliğine kimseyi dinlemek yok. E aydınlandığıma göre hemen bir başkasını aydınlatmam gerek ya. Annemi aradım. Dedim anne ben düşündüm, taşındım, aydınlandım. Bir müddet kimseyi dinlemiyoruz. Birisi bir şey mi anlatıyor? Kalk başka odaya git. Ne bileyim konuyu değiştir. Ama bir şey yap dinleme annem kendim etse de annemi dinlemedim. Telefonu kapattım. Ama üzerime nasıl bir hafifleme geldi anlatamam. Ertesi gün kahvaltılık bir şeyler almak için markete gittim. Alışverişimi yaptım. Yok sırada kimse bir şey anlatmadı. Marketten çıktım. Elimde poşet, kulağımda kulaklıklar eve doğru yürüyorum. Bir ara sanki bir ses duydum. Şşş. Kim bana seslenecek? Yola devam ettim. Sonra yine Şşşş. Kızım baksana Allah Allah Kızım acaba ben olabilir miyim? Kulağımdaki kulaklıklardan birini çıkardım yavaşça şöyle arkaya dönüp baktım. Arkamda ayağında terliği başında yazması elinde bir poşet somun ekmeğiyle bir teyze Kızım bir şey soracağım sana. İlaç almadan sinir hastalığı geçer mi? İnsanın kafasındaki sesler susar mı? <laughs> Derin bir nefes aldım. Diğer kulaklığı da çıkardım. Ve teyzeyle beraber yürümeye başladım. Teyzenin bir cevaba ihtiyacı yoktu. Onun tek bir isteği vardı. Dinleyecek birisini <laughs> bulmak. O anlattı, ben dinledim. Mahalleye geldiğimizde o apartmanına girdi. Ben benimkini. Eve girer girmez ilk iş anneme mesaj attım. Dünkü aydınlanma iptal. Bugün yeniden aydınlandım. Dinlemeye devam. O kafasındaki sesleri susturamayan teyze var ya ki hangimiz başarabiliyoruz bunu? Benim yolda karşılaştığım geri dön levhasıydı. Bana hatırlattılar. Suyun tersine yüzmeye devam dediler. Hayatta böyle anlar vardır. Kısacık lahzalar. Hayatın sizinle perdesiz konuştuğu anlar. Eğer yeteri kadar sessiz kalırsanız onları da işitirsiniz. Ama bu da zor. İnsanın kendi yolculuğunu anlatması ne kadar zor. Ve o yolu neden seçtiğini. Bu konuda yalnız da değilim çok kişi var. Hatta onlardan birisi şems Tebrizi. Bir gün Şems'e sormuşlar: "Sen bu yolu neden seçtin?" Vallahi demiş. Annem demişti ki: "Ne bir akıl hastanesine yatacak kadar delisin, ne de bir dergaha kapanacak kadar ermiş." <laughs> Doğru söylemişti. Ben de o yüzden Özgürce bağlantılar kuracağım bu yolu seçtim. İyi de demişler. Bunu annene nasıl izah ettin? Ya yani Şems de olsan günün sonunda annene izahat vereceksin. Demiş anneme bir hikaye anlattım. Zamanında küçük bir ördek varmış. Ördek yetim kalmış. Yetim kalınca onu bir kediye hemen emanet etmişler. Kedi de sağ olsun pek iyi bakmış ördeğe. Ördek nereye? Kedi oraya. Bunlar diğer diğer dolanmışlar bir gün böyle bir nehrin kenarından geçerlerken ördek nasıl heyecanlanmış böyle cuşa gelmiş koşarak hemen atlamış suya. Ama kedi öyle mi? Feryat figan. Çık çabuk oradan boğulacaksın. Ördek suda taklalar atıyor neşeden. Anneciğim üzülme bana bir şey olmaz. Ben sonunda ait olduğum yeri buldum. Burası benim gölüm. Sen belki hiç suyun ne olduğunu bilemeyeceksin. Ama inan bana, burası benim ait olduğum yer. Peki siz, peki siz ait olduğunuz gölü bulabildiniz mi? Ve bunun için nicelerin aksine tersine yüzmeye cesaretiniz var mı? Evet, dakikalardır bir yere varmaya çalışıyorum. Ama tersten. İyi anlatmanın iyi konuşmakla bir bağlantısı yok. Arada çok temel bir fark var. İyi anlatıcı son sözünü söylediğinde dinleyici eee diye ağzınızın içine bakar. Ama o çok konuşmayı seven, coşkulu, tutkulu konuşmacılar var ya, onlar zaten pek susmazlar, bir sussa artık diye mırıldanır dinleyici. İyi bir anlatıcı her şeyden evvel iyi terbiye edilmiş bir çift kulaktır. Sadece sözleri de işitmez. Sesin tınısına, suretin arkasına, beden elbisesinin altına saklanmış olan her ne varsa işitir, halden anlar. Kabul. Bu insanı biraz tılsımlı yapıyor. Hatta öyle ki Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer telliliken, pireler berber siz annenizin beşiğini tıngır mıngır sallar bakıyorsunuz ki annenize hikayeler anlatıyorsunuz. Mesela koyu balığının efsanesi. Ki çok bilindik bir efsanedir. Hani koyu balığı suyun başına kadar çıkar ve çıktığında birden ejderhaya dönüşür, kanatları çıkar ve gururla sonsuza doğru uçar. Hayır ama bu benim hikayem değil. Evet, bu muhtemelen doğru bir başka koyu balığının hikayesi. Benim suyun başına birkaç sefer çıkmışlığım var. Ama defaatle dibine çakılmışlığım var. En son suyun başına vardığımda ne gördüm biliyor musunuz? Bir kadın başında anneannesinden kalma allı pullu bir taç. Ateş yakmış, zeytin dalları, zeytin yaprakları onları böyle çıtır çıtır yakıyor. Saatlerce, günlerce, belki aylarca bilmiyorum. Sessizce oturduk. Sonra hatun dile geldi de bir hikaye anlatmaya başladı. Hikaye anlatmaya başlayınca yanaklarından gül fidanları taştı. Gözlerinden inci mercanlar döküldü. Ayağını bastığı yer yemyeşil ovalara dönüştü. Sonra, sonra efsunlu bir ezgi mırıldandı. Sizin için hatırlamaya çalışacağım o ezgiyi. Hmm. <Sessizlik> la 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 la, la 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 la.

la 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 Biz koy balıklarıyız. Bin bir surette suda raks Biz koyu balıklarıyız. Sözü sükutla tartıp bir güzel kelama tutunan.